Gördüğünüz gibi burası Dicle Nehri'nin kenarı. Şu anda Bekasin, diğer adıyla Küçük Su Çulluğu uçuyor her yerden. Makinamız küçük olduğu için çok kaliteli görüntü alamıyoruz ama artık idare edin. Burası köpeklerimize baktığımız yerin yaklaşık 300 metre aşağısı. Ve her gün köpeklerimizi dolaştırmaya geldiğimizde buraya da mutlaka uğruyorum. İleride göreceğiniz yerlerde şeyler var, ufak göletler var. Suyun daha durgun olduğu yerler. Geceleri ördek geliyormuş. Fakat ben daha hiç avlanmadım açıkçası. Yalnız geçenlerde bir alay kazın geldiği söylendi. Pek fazla ördek kaz avcılığı ile ilgilenmediğim için pek beni cezbetmedi açıkça söylemek gerekirse. İşte kurzağın farkı sanırım burada ortaya çıkıyor. Şu anda sıcaklık yaklaşık 8-10 derece veya en fazla 12 derecedir. Ama yukarıda dağlardan akan, dağlarda eriyen karların suları şu anda Dicle Nehri'ni oldukça geniş ve soğuk bir hale getirdi. Fakat gördüğünüz gibi kurzağın içi soğuk mu falan dinlediği yok. İşte ben bu dayanıklılıklarına çok bayılıyorum zaten bu köpeklerin özellikle. Keklik avcısı olduğumuz için dayanıklılık bizde birinci sırada geliyor. Sonuçta her köpek avı bulabilir, aport edebilir. Ama onlar kadar dayanıklı birkaç ırk var. Onlardan birisi Drahtar ki kurzarlı zaten yakın akrabadır. Benim arkadaşlar arasında da söylediğim bir laf vardır. Araba ve köpekte özellikle Almanlardan vazgeçmeyin diye. Çünkü onların dayanıklılığını şu ana kadar açıkçası yakalayabilen daha olmadı desek yeri var. Ne demek istediğimi bilen arkadaşlar zaten bilirler. İşte söylediğim göletlerin diyeyim daha doğrusu bu üst kenarı. Şu anda biraz daha aşağıda insanlar keçi otlatıyorlar. O tarafa da pek gitmek istemiyorum. Bu taraftaki koyun keçi türleri köpeğe hiç alışık değiller. Köpeği gördüğü anda çıldırıyorlar adeta. Kaçacak delik arıyorlar. O yüzden şimdi size bir leylek daha göstereyim. Bizde bir laf vardır. Leyleği havada gördün mü? O sene çok gezeceksin derler. Bu sene de yine çok gezeceğim galiba. Bu sene daha ilk leyleği ben gördüm. Yakın çevremden. Tabii avcılığın da birazcık şeyi var, etkisi var. İnsanlar bu soğuklarda dışarı çıkmazken biz eve girmeyelim diye elimizden geleni yapıyoruz. Mark! Mark! Hani ne var aşağıda? Suya bak. Hani? Şimdi şöyle suya bir taş atacağım. Siz de bir görün ama şuradan açıklıktan atayım ki. Hani Mak? Karşıda ne var? Hani Mak, karşıda ne var? Ne var orada? Ne var oğlum orada? Ne var oğlum orada? Gördüğünüz gibi markalaması çok güzel. Tamam, gel bu tarafa gel.
Köpekte de önemli olan açıkçası markalama olayı. Yani avın düştüğü yeri iyi tespit etme. İyi tespit ettiği zaman hiç sizin komutlarınıza gerek kalmadan gider o bölgeyi arar ve bulur getirir. Şimdi benden komut bekliyor. Ne tarafa gideyim de arayayım diye. Mark! Mark! Bu tarafa. Sola. Bu tarafa oğlum. Hadi. Bu tarafa. Hani gel. Bu tarafta. Gel. Hadi gidiyoruz gel. Hani nerede? Ara. Ara oğlum. Ara. 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 Aferin benim oğluma. Aferin babacığım. Hanimiş? Hanimiş nerede? Hani? Hadi git ara. Bul onu. Hadi bul. Bul onu nerede? Hani nerede? Hani nerede? Hani nerede? Hadi karşıda. Hadi ara. 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 Hadi oğlum. Ara. 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 Ara oğlum. Ara. Hani nerede? Koş getir bunu. Bul onu bana hadi. Hani? Hani nerede? Güzel kareleri yakalamışken ben biraz da fotoğraf çekeyim isterseniz. Videoya biraz ara vereyim.